Herkese selam arkadaşlar. Bugün tavuklarımı ve kümesi tanıtacağım sizlere. Şöyle geriden ilk önce bir başlayayım. Böyle telden bir bahçe yapmıştım ben buraya zamanında. Şöyle içine bir gireyim, daha sonra üstten gösteririm zaten. Tavukçuklarımı tanıtayım evvel ya. Bu oğlanımız Faruk. Bu Faruk. Ondan sonra ismi hatırladıklarım. Bu Memati. Ondan sonra şu siyah olan, büyük olan Fatma. Bak gitti. Bu çok çekingen çünkü ilk tavuklarımla. Burada Hint tavukları var. Pardon, İran tavukları. Yani bunların görüntüsü çok güzel de çok şeyler. Korkak. Bak hiç yanına daha yaklaşamıyorum. Bu beyaz olanımız da Şükrü. Az buçuk hatırladıklarım bunlar. Şimdi kümesi tanıtayım. Bizim kümes böyle bir tahtadan bir şey, tamam mı? Böyle tahtadan. Şimdi içine gireyim. Zaten yani yeni kümesi yapıyorum ya. Bunu da göstermek istedim. Burada sulukları var. Dışarıdan dolduruyorum. Buradan su içiyorlar ama tabii buzlanmış. Buza nasıl geliyorlar? Şimdi kapıyı açacağım, içeri girmeye çalışacaklar. O yüzden hemen girmemiz lazım. Hop, hemen girdik. Evet. Normalde önü bu şekilde telliydi. Kış geldiği için hani rüzgar soğuk çok oluyor bu tarafta. O yüzden önüne laylon çektim ben. Biraz sera gibi içi şu anda. Tavuklar ile güvercinler aynı yerde. Yani mecburiyetten dolayı. Çünkü herhangi bir yeri yok şu anda, yerleri yok. Güvercinlerimiz de burada. Basıyor herhalde o. Bu kümes de iyiydi, güzeldi aslında. Ama artık çok eski, tahtaları falan hani yıkılmak üzere. Tabanı falan güzelce çöktü yani. O yüzden kümesimizi birebiri bitirmemiz lazım. Şu anda yaşadıkları yer burası. Şöyle. Genelde buraya dönüyor tavuklarda. Şuraya. Bir de şuraya. Burada da ufak bir sandık yapmıştım ben, yumurtlarlar falan diye. Yine buraya yumurtluyorlar. İşte burayı komple değiştireceğiz zamanla. Bir de dışta yumurtladıkları yer var. Kümesinin altında geziniyorlar böyle. Burası güzeldi aslında da tahtalar çok eskidi. Bakın. Benim en çok sevdiğim Memati'dir. Çünkü Memati korkusuz bir yiğit. Kendileri her zaman kümesten çok dışarılarda gezmeyi sever. Memati'yi severim. Geçen bahar 4 tavuk vardı. Yani Faruk vardı. Şükrü vardı.
Bir de nerede o? Bizim Fatma vardı. Bir de ismini koymadığım şu beyaz tavuk. O 4 tane vardı. Kuluçka makinesiyle bir şeylerle. Şu anda 21 tane. Bahar'ın çok cimri öldü ya, ben de anlamadım. Sanırım aşı yapmadığımız için. Bu bahar da deneyeceğiz. Bu şekilde. Hani kümes yapıyoruz ediyoruz. Bir tavukları da göstermek, tanıtmak istedim. Şu duvarın üstüne çıkayım da bir de oradan evet, çekeyim. Bütün ev sakinleri gözüküyor. Bu şekilde. Bir de buğdayı verelim. Allah! Açılın bakalım, açılın bakalım. Normalde ben buğdayı ıslayıp da veriyordum ama şu anda ıslamamışım. Böyle düz verelim. Şimdi bir elimde kamera, bir elimde bu. Şu şekilde tutsam. Kapıyı açmam gerekecek. Hadi. Evet, başardım. Şimdi şuraya güneşe şöyle güzel ince bir çizgi çekeyim. Nasıl korktu? Bak İranlılar gelmiyor bak. Geldiler şimdi. Bu şekilde. Yani portakallar falan da var yerlerde de onlar artık öyle arada didinsinler oynasınlar diye duruyor. Soluğumuz da burada. Bunu ben kendim yapmıştım. Yeni kümese de yapacağım herhalde. Şöyle kapısını da kapatalım. Kapım daha iyi otomatik. Bu şekilde dostlarım. Beğenmeyi, abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.